Ne yapıyorsun sen? Halkanın CD ve broşürlerini reklam ajanslarına gönderiyorum. Çocuğun vakti yok ki bunları yapmaya. Hakan'ın haberi var mı bunda? Hadi sen işine dön, hadi kitabını okumaya devam et. Ya işi bitince bir gazoz versene bana. Tatil programınız var mı? Olmaz mı? Kızlarla Mikonos'a gidiyoruz. Esra, siz ne yaptınız? Yaptınız mı program? Biz de Hakan ayarlayabilirse annemlerin yanına Los Angeles'a gideceğiz. Bir haftalığına falan. Eğer olmazsa bizimle Mikonos'a gelin. Oğlum canım, bu sefer gelmeyelim isterseniz. Hakan biraz sıkıldı galiba. Aa, neymiş o? Ne yapacağım ben? Altı kadın arasında tek erkek diyor devamlı. Paşam benim. Ne yapacak? Hava atacak. Şahan ömrüsün. Hakan. Haklı ama çocuk ya. Hazırlan oğlum, sana Mikonos tatili çıkıyor. Bırak abi, hayatta gitmem ya. Ondan sonra her yemekte ay Hakan oram buram saktı mı? Ay Hakan bu erkekler ne hadi? Ay Hakan ben aşık olabilecek mi? Harem ağası gibi takılıyoruz ya. Ha. Bak çocuk yapmanızı kaçacaklar, hayret edeceksin ha. Doğru söylüyor, vallahi doğru söylüyor. Bakalım oğluna bıraktık. Ha, Esra oğluna bıraktı yani. Hadi beyler, hadi acıktım, yiyelim. Ben köfteyi bekliyorum. Dolma almayacağım mı? Kim yaptı dolmayı? Benim hanım. O yüzden yemiyorum işte. Zeynep, duydun mu? Duydum, duydum. Dolma bir harika. Bundan sonra ona yemek yok. Çok afiyet. Bunun güzel olmuş dolma. Ne haber? İyidir, senden? İdare ediyoruz. Başlıyoruz değil mi haftaya? Hoş geldin kuzu. Merhaba anne, ne haber? Ne var? Ne oldu? Yok bir şey anne. Öyle iş güç. Bu ne ya, kitap mı? Hoş geldin oğlum. Senin kitapları getirdim baba. Aa, iyi yaptın. Hakan, üç sayfayı çevirsen. Kitabında maşallah var. Meral, bir gazoz verir misin bana? Yorgunum şimdi, sonra. Bir şey içer misin? Yok. Ya bana bir gazoz söylesen. Yemeğe kalır mısın? Bak beğendi yaptım sana. Yok anne sağ ol, Esra'yla buluşacağım. Oğlum ölümü gör söyle, neyin var? Vallahi bir şey yok ya. Sen bozuksun, bozuk ben anlarım. Hiçbir şey yok. Bak. Hadi görüşürüz. Şu adamcağızın gazozunu ayarlayıver ya. Gitti mi? Bir gazoz söyleyecekti bana ya. Başlarım senin gazozuna. İçecek misin? Bilmem, şarap içerim mi? İstemedi şimdi canım. Sen ne için? Buyurun. Ben bir bira alayım. Bira. Hakan. Söyle. Sen söyle. Sen söyle. Merak ettim şimdi. Ne oldu? Ne? Bu büyük ajans işi vardı ya. Bıraktılar bizi. Ne? Nasıl? Sen onlara çok iyi bir teklif vermemiş miydin? Ya anlaşmayı imzaladınız, o kadar yatırım yaptın onlar yüzünden. Ne oldu ki şimdi birden? Vallahi bilmiyorum ne oldu işte, başkasına geçmişler. Filmler ne oldu? Bir tanesi iptal, diğer ikisini de başka bir yer almış. Bir sürü başka konkur vardı, onları ne yaptın? Ne yapayım, bunlar olacak diye onlara teklif vermedim zaten. Niye vermedin Hakan?
E ne yapayım? Hepsi aynı anda olursa rezil mi olayım, yetiştiremeyeyim? Krediyi nasıl ödeyeceksin şimdi? Bir şekilde öderim. İyi. O zaman sen bana söyle. Ne yapayım ben? Paris işini ne yapayım? Hı? İki katı para teklif ediyor adamlar. İhtiyacımız da var belli. Ama sen gelmek istemiyorsun, bırakamıyorsun burayı. Ne yapayım sen söyle. Ya işi gücü bırakıp Paris'e mi gideyim? Ya annemi bu halde bırakalım, Paris'e gidelim, öyle mi? Peki. Buyur. Bu ne, ur mu? Tümör mü, kanser misin Esra? E saçmalama Hakan. Ne uru, ne tümörü, hamileyim ben. Ne düşünüyorsun? Hakan. Sevindin mi? Hı? Bebek mi? Hı hı. Ne kadarlık? 6 haftalıkmış. Şey demeyecek misin? Sürpriz oldu bir anda. Uğruna bırakmıştık da. Pişman mıydın? Doğru söyle. Hayır, pişman olmadım. Hayır. Sadece işler bu kadar belirsizken. Ne belirsizdi zaten? Anlamadım. Evlendiğimizden beri hep belirsiz ki zaten. Ya bunu zaten bilmiyor muyduk? Neyi zaten bilmiyor muyduk? Benim işlerim belirsiz olduğunu mu? Ne diyeyim? Hakan, ben sana hamileyim diyorum. Bir şey söyle. Çok güzel bir hayatımız olacaktı. Bana bir güvence ver. Sana ihtiyacım var. Hani bazen benim gibi karanlık seni de korkutuyor mu? Sessizlikte bir ses duyup seni de benim gibi ürkütüyor mu? Hani bazen durup dururken bir şarkı seni de ağlatıyor mu? Güneşteki kar gibi okşayıp kalbini eritiyor mu? Sen aynı sen, ben aynı ben, yol aynı yol, biz kaybeden. Sonra doktora gideceğiz. O zamana kadar karar vermemiz lazım. Hakan'ın morali çok bozuktu bugün. Ona aklım takıldı. Yalnız o kadar mı? E o kadar tabii. Başka ne olacak? Ne pozcusun sen? Ne pozcu? E heyecanlıyım biraz tabii. Merak etme, bir şey çıkmayacak. Ya çıkarsa? Tamam, çıkarsa bakarız bir çaresine. Bak, vasiyetim var. Eğer ben... Biliyorum. 2 aya kadar evlenir. Nankör!
Senin gibi nankörünü görmedim. Ölünce kıymetimi anlarsınız benim. Hayatımı mahvettin benim. Tükettin beni, tükettin. Gazoz içer misin? Yüzüne gözüne dursun. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın seni. Ice tea de var istersen. Gazoz. Daha ne düşünüyorsunuz? Zaten gelmiş. Hatta kapıyı çalıyor. Ben geldim, beni içeri alın diyor. Kafayı mı yediniz oğlum siz? Neyden emin değilsiniz? Bir de yapalım mı, yapmayalım mı? Peki nedir seni bu kadar tedirgin eden? Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Geç mi kaldık? Esra'nın Paris işi, benim işlerim boktanlığı. Bir sürü belirsizlik anasını satayım. Hazır mıyız? Ben hazır mıyım? Ben daha kendime bile bakamıyorum. Çocuğa nasıl bakacağım? Neyi bileyim abi? Bilmiyorum ki benden baba olur mu? Yemek yapmayı bile bilmiyorum ya. Ulan daha araba bile kullanmıyorum ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hakan da bir şey söylemedi. Söylemiyor. Rüyamda olunca insan panikliyor abi. Aslında olursa sevinirim demişti de. Tartıştık bile geçen gün. Şimdi istiyor mu, istemiyor mu anlamadım. Esra da Paris'e mi gitmek istiyor, doğurmak mı istiyor anlamıyorum ki. Canım, annelik sana çok yakışacak. Gör bak. Hayatınız değişecek. Ben de ondan korkuyorum ya. Siz hiç korkmadınız mı? Korkmayan mı var oğlum? Biz de korktuk tabii başta. Korksanız da bence siz hazırsınız lan bu işe. Siz nasıl bu kadar eminsiniz? Çünkü seni tanıyoruz. Sizi biliyoruz. Bu karar bütün ilişkinizi etkileyecek. İleride bu düşündükleriniz için çok pişman olacaksınız. Hatta hatırlamak bile istemeyeceksiniz. Gerçekten hatırlamak bile istemeyeceksiniz. İyi düşünün. İyi düşünün. İyi düşünün. İyi düşünün. İyi düşünün. Tomografi iyi çıktı. PET çekmeye gerek yok. Şu anda hastalıkla ilgili bir bulgu yok. Ama yine de temkinli olmak lazım. İlaçlarımızı aksatmayalım. 3 ay sonra bekliyorum sizi. Teşekkür ederim. Yine döktürmüşsünüz Meral Hanım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Meral Hanım, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Elinize sağlık, eksik olmayın. Esra? Esra. Sunuma baktım, çok güzel olmuş. Sağ olun. Fransa işiyle ilgili karar verdin mi? Daha değil. Bir ay içinde haber vermemiz gerek ama. Evet, biliyorum. Senden haber bekliyorum. Tamam. Baba, bir şey soracağım. Annem bana hamile kaldığında hiç tereddüt ettin mi? Korktun mu? Bizim zamanımızda yoktu böyle bir şey. Evleniyordun, çocuk oluyordu, hayatına devam ediyordun. Basitti. Neden sordun? Bir arkadaşımın karısı hamile kalmış da isteyip istemediklerinden emin değil lan. Neden? Neden? Hayatımız değişecek, bir sürü sorumluluk alacağız, altından kalkabilir miyiz falan diyorlar. Ya aslında çok ilginç. Çocuğun doğduğunda sen ölüp yeniden doğuyorsun. Başka bir insan oluyorsun. Yeni bir hayata başlıyorsun. Dünyanın en güzel duygusu. Arkadaşlarına söyle, çok dikkatli karar versinler. Hayatlarındaki en önemli kararı verecekler belki de. Tamam, söylerim. Ama söyle. Eğer çocuk doğurmak istemiyorlarsa hiçbir zaman annesine söylemesinler. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Derya. Rahatsız olmayın ne olur. Ah, nasılsınız? İyi. Güzel. Mide bulantısı. Kusma, uykusuzluk oluyor mu? Yok. Yok. Güzel. Bakalım bakalım.
Gayet iyi görünüyor. 13 milimetre olmuş boyu. Şuradaki ekrandan da bakabilirsiniz. O daha büyük gösterir. Kalp atışlarını duymak ister misiniz? Duyulabiliyor mu? Tabii. Yapamayacağım galiba. Ne yapamayacaksın? Aldıramayacağım. Seçini reddettim. Doğuracağım. O kadar çok yakışacak. Göreceksin. Annene çocuk istemiyoruz dersek ne yapar? İnanmaz herhalde. Sen istiyor musun? Hayırlı olsun herhalde. Baba anne olmak istiyorum. Ya, anne. Evet. Ne var bunda? Pastanızı aldım. Afiyet olsun. Allah devamını getirsin. Analık babalık tattırsın size. Buyur. Bu ne, ur mu? Tümör mü? Esra, kanser misin? Saçmalama Hakan. Ne uru ne tümörü? Hamileyim ben. Baba anne oluyorum. Ne oldu ya? Bak ne güzel oldu. Erkek. Hayır ya. Alet bozuksa. Hayır. Hiç mi olmaz? Asla. Emin misiniz? Zorlamasak. Şu pipisine bir daha bakalım. Hakan. Mutlaka hamilelik kursuna yazılın. Çok önemli. Gideceksin. Hem de seve seve. Tornavidası olan var mı arkadaşlar? Psikolojimde arada böyle inişler çıkışlar olabilir. Ne inişi çıkışı ya? Hemen beni bu pompayla yalnız başıma bırakma! Merhaba teyze. Annem geldi. Hanımefendi çıkar mısınız?
Hani bazen benim gibi şey demeyecek misin? Karanlık sürpriz oldu bir anda. Hakkını ödeyemem senin. Senin sayende çok mutlu bir hayatım oldu. Ne düşünüyorsun? Ya, uğruna bırakmıştık da. Çok güzel bir hayatımız olacaktı. Sana ihtiyacım var. Kendi hayat hikayene hoş geldin canım yavrum.